Canlılar için temiz hava ve suyun, besinlerin ve diğer yaşam gereksinimlerinin karşılandığı bir çevre gereklidir. Biyoçeşitlilik arttıkça çevrenin ekolojik niteliği de aynı oranda artar. Bu artış türler arasındaki dengeli etkileşimin korunmasıyla mümkündür. Ancak günümüzde biyoçeşitlilik üzerindeki en büyük tehdit insanlardır. Biyoçeşitliliğin korunması için insanlar sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmelidir. Bir kampüs hayal edin. Maden ocağından sürdürülebilir yaşam sunan bir kampüse dönüşen, tarım, ekoturizm ve çevre eğitim faaliyetlerinin bir arada sürdürülebilir yaşam modeline hizmet ettiği bir doğal yaşam kampüsü. Bir eğitim ve araştırma merkezi hayal edin. Üniversitelerin işbirliğiyle biyoçeşitlilik, tıbbi bitkiler, endemik türler ve benzeri çevre bilimleri araştırmalarına ev sahipliği yapıyor. Doğal ortamlarda çevre eğitim kampları düzenleniyor. Çevre ve biyoçeşitlilik üzerine gösterimler yapılıyor. Doğa hikayelerinin anlatıldığı sosyal paylaşım ortamları sunuyor. Proje üretme ve tartışma fırsatı sunan çevre atölyeleri düzenleniyor. Bir turizm çeşidi hayal edin. Yeniden kullanılan malzemeler ile inşa edilen, kendi enerjisini üreten, yağmur suyunu 4 kez kullanan ekolojik yapılarda konaklanıyor. Kimyasal maddeler kullanılmadan bitkiler tarafından arıtılan biyolojik havuzlarda yüzülüyor. Misafirler tatil yaparken sürdürülebilir yaşamı deneyimliyorlar. Alan genelinde insanlar dinleniyor, seyrediyor ve paylaşıyor. Sürdürülebilir tarım faaliyetleri hayal edin. Organik ürünler yetiştiriliyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler üretiliyor. Ve bu ürünlerin satışı yapılıyor. Ayrıca Doğal Yaşam Kampüsü'nde alternatif ulaşım çözümlerine, engelsiz erişime ve sürdürülebilir yönetime yer veriliyor. Kampüs logosuna ilham veren kuşlar biyolojik gölette yaşam ortamı buluyor. Ayrıca alandaki sular gölette toplanarak bitkiler tarafından temizleniyor. Ekolojik yapılarda yemekler yeniliyor, toplantılar ve seminerler düzenleniyor.